Allah aşkına kurşun bir gün adres sorarsa direkt benim TC'mi versinler o derece ya. Ya ben pilav üstü kulak kımı yedim ya. Nasıl bu hale geldik biz? Vallahi bizi aşure gibi dağıttılar ya. Dedikodu mu? Bayılırım. Yeter ki bizle alakalı olmasın. Oh vallahi Yıldız şu fitne fücür işlerini özlemişim ha. Oh be. Aramızda yeni bir kötü mü var? Güzel alfa sinsisi. Ben diyeyim aşkı memnu, sen de yaprak dökümü. Ya da kaşığı. Dokunulmazlık ödülünü kazanıp Yalı'da kalmaya hak mı kazandı diyeyim. Yalı'dan ayrılan Şahika ile Yıldız mı oldu diyeyim. Enderi çekemedi, halat koptu. İşleriyle uğraşmak da üniversite sınavını kazanmaktan daha zor vallahi. Bana bir IBAN at, ben sana hayallerimi yollayayım. Bozdur bozdur harca olur mu? Bozdur bozdur harca. Biz onları cart diye ayırırız. Yemin ediyorum yere düşmüş 5 kuruş gibi hissediyorum kendimi. Herkes görmezden geliyor, kimse umursamıyor beni. Tamam hayat inişli çıkışlı da bizimki de hep iniş be kardeşim. Bildiğin her şeyi anlat. Abla sen deli misin? Ben bildiğin her şeyi anlatsam buradan çıkamazsın be. Bu kadın tür ayırt etmeksizin her canlıdan nefret ediyor ya. Ayrıca bir eve bir katil yeter de artar bile. Doğru söylüyorsun. Soran olursa ben yardım almadım, kendi imkanlarımla delirdim diyeceğim. Ya dizinin en heyecanlı yerinde reklama soktunuz. Ne hali ya? Yani sanki eltine burma bilezik takmışlar da seni çeyrekle geçiştirmişler gibisin. Ya bu adam da öğrenci evindeki makarna gibi. Herkes nefret ediyor, kimse vazgeçemiyor. Bacım. Ne olur şöyle Behlül'ün düğününe çağrılmış Bihter gibi oturma, gözünü seveyim ya. Aa, bu da İtilaf Devletleri subayı gibi geldi, emir verdi gitti. Ben ne oluyorum burada, barış gücü mü? Ne? Bir soğuk bir sıcak. Ne bu? Ne bu kız? Süt mü bu? Ha, bir soğuk bir sıcak. Ne yapıyorsun? Pastörize mi edeceksin kızı? Da yemin ediyorum mezardan kalkmış gelmiş, ölmüş de dirilmiş. Yürüyen mumya resmen ya. Yani abla var ya, üniversitede fitne fücur kürsüsü olsa yemin ediyorum başkan olursun. Yine hayırlı olsun. Fakire nereden buldun demişler. Deyim bu deyim, bir yerden duydum işte. Allah Allah. Aslında var ya, nefes almasa iyi insan. Şunda var milleti fişteklemek. He. Bak ben artık Yıldız Tilbe'nin vazgeçtim dedikten sonra kahretsin yapamıyorum dediği kısma geldim artık. Ya resmen taht oyunları ya. Dengin olmayan davulla gezersen tokmak gibi ortada kalırsın lafını. Üstüme alındım haliyle. Tak 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 şahmat. Yani psikolojim var ya, yemin ediyorum Servet-i Fiyon'un dönemi gibi. Herkesten nefret edip tamamen kendi içime kapanacağım artık. Bil. Demiri nem, insanı gam çürütürmüş kardeşim. Sana bu kadar yüklenirseniz sonunda erörleri beyni yanar işte. Tipik bir orta sınıf evi. Çatlamış duvarları ve sararmış tavanıyla abartısızlığın eşsiz bir örneği. Ucuzluk ön planda olduğu için polyester kumaşlar kullanılmış. Mobilyalarda seri üretim ama içine sevgi katıldığı için hiç göze batmıyor. O dediğin Doktor Levent, onun da neler yaptığını gördük dizide. Bu yaz gene başlar izleriz. Panik batarken keman çalan adam sakinliği var. Bu cehenneme hazırlık kursu mudur? Nedir bu? Nereye geldim ben ya? Ne diyeyim? Ne haber? Camış mı diyeyim? Tam zalimin zulmü fakirin Allah'a olayı ya. Of! Ulan! Overlock makinesi ayağımıza geldi resmen. Ecelen nereden buluyorsun bu lafları ya?